haftanın üye sorusu köşesi Patreon'dan Kaan TC olarak anılmak isteyen bir yaşayıcımızdan geliyor. Türkiye'nin Avrupa'ya göre obezitesinin karşılaştırıldığı şu araştırmaları okudum. Çok ilgi çekici ve beklenmedik sonuçlar var. Ben sahipsin değil özet geçen şu yazıyı atıyorum demiş. Bilmenin faydalı olacağını düşünüyorum. İlgin çekerse podcast'te de konuşursun. Bakalım linke. Mükemmel bir başlık. Obezite şişmanlatıyor. Du -du 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 -du. güle güle Obezite şişmanlatıyor. Türk kadını Avrupa'da birinci. Hürriyet komuteri arkadaşlar. Niye Avrupa'da? Amerika'yı geçememiş miyiz? Her 100 erkekten 20.5'i, her 100 kadından 41'i obez. Gene iyi, yarıdan az. Ha fazla kiloluları saymamışlar çünkü. Fazla kiloluların oranı 34.6. Şişmanlarla birleşince %64.9. Ulan bir de yiyecek yemeğimiz yok dersiniz ha utanın be. Ülkenin %65'i aşırı kilolu. Hala diyorsunuz ki vatandaş yiyecek yemek bulamıyor. İşte hep bizim dönemimizde oldu bunlar. Doğru. O zaman ben mesela 86 kiloyken aslında obez sayılmıyorum hala değil mi? Fazla kilolu kategorisindeyim sanırım. Birinci Doğu Karadeniz'miş. Neden acaba? İyi yatırım yapmışlar demek ki. Bak burada da algı operasyonu yapmışlar. Özellikle kadınlarda obezite ve şişmanlık oranı %56.7 ile hem AB ortalamasının üzerinde hem de Avrupa ülkeleri arasında en kötüsü. Niye en kötüsü? Birincisi desene. Avrupa'da bir konuda birinci olmuşuz. Bunu en kötüsü diye lanse ediyorsunuz. Başarıyı algı operasyonuyla yıkmaya çalışıyorlar. Erkekler 15. 15.ymiş. Diyabet Vakfı Başkanı Profesör Doktor Temel Yılmaz ne demiş? Bu artışın bu kadar yüksek olmasının iki önemli nedeni var. Birincisi yerel mutfağımızın yağdan ve karbonhidrat yönünden daha zengin olması. İkincisi, ulus olarak daha az hareket ediyor olmamız. Bazı yerler var. Gerçekten koşan insan görünce dalga geçiyorlar. Bu kadar garip kafaların olduğu yerler var yani. Hani koşmayı ya da bisiklete binmeyi çoluk çocuk işi olarak görüyorlar ama daha uzun yaşamak isteyen daha bilinçli kesimin yaptığı bir iş aslında. Şunu diyebilirsiniz: Aa Ama onlar zengin. Zengin oldukları için böyle şeylere vakit bulabiliyorlar. Evet ama bu söylediğim arkadaşlar da kahvede oturuyor bütün gün. Kahvede oturanlar zengin değil ki. Bu tamamen bilinç meselesi. Yani bisiklet alıp bisikletle mi gezeceksin? Yürüyüş mü yapacaksın? Yoksa hiçbir şey yapmadan kahvede mi oturacaksın? Bilinç ile alakalı. Bizdeki kadınların şişme olmasının sebebi de evet birincisi yemeklerden dolayı aşırı hamur işi var bizde. Şeker, hamur, basılan çok fazla yiyecek tatlı vesaire var. Bir de yine birçoğunun evde oturup dizi seyretmesi. Yani şu sebepten dolayı değil. Paraları olmadığı için zorunlu olarak işte çalışmaları gerekiyor. O yüzden de kilo alıyorlar. Bu sebepten dolayı kilo alan çok insan var ama gidip de obez olmazsın yani bu sebepten dolayı. Obezlik tamamen bilinçsizlikten kaynaklanıyor. Tamamen yanlış yemekten, öğretilmemekten öyle görmüş çünkü. Hiçbir yerde televizyondaki belgesellerde de yemek kitaplarında da bu tür şeylerin zararlı olduğunu görmüyor. Ben inanmıyorum Türkiye'de birisi bilinçliyse eğer sadece maddi durumu yetmediği için spor yapamayıp ya da daha sağlıklı yiyecekler yemeyip obez olsun. Ben inanmıyorum. En fazla biraz göbekli olur. O da işe git gel yapmak zorunda olduğu için, spor salonuna vakit ayıramadığı için ya da koşmaya vakit ayıramadığı için. Başka ne demiş? Sonuçta teknolojiyi daha fazla seven, spora az zaman ayıran, yerel mutfağı daha ağır olan bir ulus olarak ciddi bir obezite artış hızıyla karşı karşıyayız. Bununla ilgili ben de bir şey söylemek istiyorum. Yeni dönem çocukların çok şişman olduğunu fark ettiniz mi? Bu psikolojik bir şey değil. Size öyle gelmiyor. Bence gerçekten önceye göre daha çok şişman çocuk var ve şişman çocuklar daha şişman. Somut bazı şeyler söyleyebilirim bununla ilgili. Büyüdüğüm mahallede evimizin arkasında bir otopark vardı. Büyük kardeşim küçükken orada oynardı. Ben yine orada oynardım küçükken. Benden sonra 2 3 4 jenerasyon falan daha orada oynadı. Ama son belki 10 senedir, belki daha fazla orada oynayan kişi yok. Sokakta oynayan çocuk yok. Oraya giderdik orada oynardık, giderdik halı sahada oynardık. Şu an yok. Neredeler? Evdeler. Bu aslında çok büyük bir tehlike. Bunun ne kadar büyük bir tehlike olduğunun insanlar gerçekten farkında değil. Çocukların oturup bilgisayarın başında ya da telefonun başında hayatlarını geçirmesi, hayatlarını harcaması. Bu bir aynen uyuşturucu bağımlılığı gibi bağımlılık. Bir bağımlılık. Ve aynı yerlere, beyindeki aynı yerlere etki ediyor. Ricky Gervais biliyorsunuz stand-up şovlarında sürekli şişmanlara giydirir. Onun söyledikleri doğru mu onu konuşalım. Farkındayım arkadaşlar. Tetiklenmeyin. Bir stand-upçı söylediği her şeyde ciddi değildir. Miza amaçlı konuşur. Bunun farkındayım. Bunun farkında olmama rağmen yine de onun üzerinden bazı şeyler öğrenebiliriz. Bazı şeyler konuşabiliriz diye düşünüyorum. O yüzden lütfen saçma sapan adamı koruyucu şeyler söylemeyin. Espri yaptığının farkındayım. Ricky Gervais ne diyor? Ve bunu birçok kişi düşünüyor. Hatta siz de böyle düşünüyor musunuz diye sormak istedim. Bir insan şişmansa tamamen o kişinin suçudur diyor. Çünkü bir anda böyle yanlışlıkla bir şey yiyip aniden şişme olmazsın. Senaryo içerisinde görürsün şişmanladığını. Birer birer kiloları alarak görürsün ve kek yemeye devam edersin ya da tatlı yemeye devam edersin. Sadece tatlılar değil çöp yemek dediğimiz junk food. Bunları da gene yemek hoşuma gidiyor deyip şişman olduğun halde yemeye devam edip bir noktadan sonra da aa çok şişmanım bana ilgi gösterin demeye hakkın yok diyor. Şeyleri saymayalım onu tartışma konusunun içine atmayalım. Hormonal bozuklukları olan gerçek anlamda hastalığı olan ve o hastalık yüzünden şişme olan kişiler onlar ayrı bir tartışma konusu. Çünkü bu olay doğru mu, ne kadar doğru? Gerçekten ne yaparsa yapsın şişman olmaktan kurtulamayan kişiler var mı genetik olarak? Onu bilemiyorum. O yüzden onunla ilgili konuşmuyoruz şu anda. Şişman olmak o kişilerin suçu mu arkadaşlar sizce? Ricky Gervais burada haklı mı? Mesela yine onun söylediği şişman bayanlar kendilerine çok iyi bakarlar, çok bakımlıdırlar. Güzel gözükmek için her şey yaparlar jogging hariç diye bir sözü var. Bununla ilgili yine YouTube'da çok ünlü bir şişman youtuber vardı. Bugi diye. Bir noktaya kadar kilo verdi baya. Ama bir noktadan sonra benim için önemli olan mental sağlık. Ben de yemek yiyerek mutlu hissediyorum. O yüzden mental sağlığım daha önemli deyip tekrardan yemeye başladı. Ve kilo almaya başladı. Bu söz sizce doğru mu? Şişmanlar yardım edilmesi gereken kişiler mi aynen? Uyuşturucu müptelaları gibi. Yoksa tamamen kendi suçları ne yaptılarsa kendilerine yaptılar denebilecek kadar basit bir olay mı? Ricky Gervais'in evet komiklik olsun diye, espri olsun diye bunları yaptığını biliyorum. Ama söylediği ifade tam olarak doğru bir ifade değil. Birçok kişi bunu ciddi olarak düşünüyor. O yüzden zaten buraya getirdim. Olay şu arkadaşlar. Kendimden de biliyorum. Bu gerçekten bir madde bağımlılığı. Yani şişmanlara ve kilo vermek istiyorum ama veremiyorum diyenlere madde bağımlısı gözüyle bakmak lazım. oyun'dan ölen kişiye kendi suçun yapmasaydın demek çok mantıklı değil. Çünkü bir noktada yaptığı şeyin yanlış olduğunu farkında ama yine de yapmaya devam ediyor. Sigara yüzünden akciğer kanseri olan kişiler, sigaranın zararlı olduğunu biliyorlar. Kanser oluyorlar. Bazısı hatta birçoğu buna rağmen hala devam ediyor. Yanlış olduğunun farkında olmasına rağmen madde bağımlılığı gerçekten çok garip bir olay arkadaşlar. O bezler de yani aşırı şişmanlar da bu şekilde değerlendirilmeli. Madde bağımlısı olarak değerlendirilmeli. Evet benim uzak arkadaşım ya da bir tanıdığım böyleyse kendi seçimi dersin ya da karışmayayım dersin. Ama benim ailemde böyle birisi olsaydı nasıl eroin bağımlısı olan bir kişiye karşı, nasıl sigara bağımlısı olan bir kişiye karşı bu bağımlılıkla mücadele edeceksen, babamla zamanında sigara içtiği için çok kavga etmiştik. Aynı şekilde obez olan kendi ailemde birisi eğer olursa veya varsa bununla da Aynı şekilde mücadele ederim. Çünkü bu bir bağımlılık gerçekten. Amerika'da çok daha fazla şişme olmasının da çok aslında net bir sebebi var. Yine serbest piyasa aslında diyebiliriz. Çünkü o kadar çok üretiyorlar ki çok fazla üretim var. Ama müşteri yok o kadar. O yüzden müşteri yaratmak zorundalar. Öyle bir tekerleşmişler ki dışarı çıkıyorsun AVM'ye veya herhangi bir yere gidiyorsun. Hafif böyle karnın acıktı bir şeyler yemek istiyorsun. Yiyebileceğin en hafif şey yağlı, tuzlu, şekerli vesaire bagel. Burada bizdeki gibi simitçiden simit alıp geçemiyorsun yani. Gerçekten Yine Amerika'da sağlıklı yemek yiyebilmek için paranın olması lazım. Eğer paran yoksa hamburgerler falan çok ucuz. Hazır mikrodalga yemekleri çok ucuz. Ama hepsine yağ şeker basılmış durumda. Çok fazla mesela mısır üretimi var benim bildiğim kadarıyla. Büyük ihtimalle o yüzden mısır şurubunu basıyorlar. Şekeri tatlı ama her şey tatlı. Et alıyorsun tiftiklenmiş et hazır satıyorlar mesela. Onu tatlı sosa basmışlar. Her şey tatlı. Hani şey derler ya Karadeniz'de işte filanca şehirde çok fazla hamsi çıktığı için hamsinin her şeyi var. Çorbası da var tatlısı da var. Bunlarda da büyük ihtimalle çok fazla şeker üretimi var. Büyük ihtimalle ondan. Fast food şirketleri aşırı para kazanıyor. Aşırı para kazandığı için büyük ihtimalle o şişman onaylayıcılığı çıkardılar. Şu anda şişmanlık bir hastalıktır diyemiyorsun. Ben burada mesela podcast'te konuşmuştuk şişmanlık bir hastalıktır. Rahatça diyebiliyorum kimse de itiraz etmedi. Amerika'da desen linç yersin ama. Ne demek? Body pozitif. Ben işte şişman cisim. Sen şişmanlardan nefret mi ediyorsun diye. Seni afişe ederler bir de. Twitter lağımına malzeme olursun. Madde bağımlılığı kelimesi mecazi anlamda falan değil. Uyuşturucu nasıl beyninizdeki ödül sistemini harekete geçiriyorsa tatlılar, çöp yiyecekler vesaire yani yağ, şeker, tuz bunlar da beyninizdeki ödül sistemini harekete geçiriyor. Daha önce söyledim mi sanırım söyledim. İlkel zamanlarda insanlar doğada yaşarken bu üçünü çok zor buluyorlar. Yani yağı, şekeri ve tuzu. O yüzden altın veya elmas bulmuş gibi beyin insan vücudunu ödüllendiriyor bu maddeleri bulunca. Ama aslında insanın bu maddelere çok az ihtiyacı var. Başka bir deyişle şey gibi düşünün. Bir tane kulübeniz var. Altın istiyorsunuz, altın arıyorsunuz. Altın bulunca seviniyorsunuz. Neden? Çünkü altın para demek, zenginlik demek. Ama bir ton, 2 ton, 3 ton, 10 ton altın yani altın çok değersiz bir hale geldi veya çok kolay bulunan bir hale geldi. Eve sığdıramıyorsunuz. Bir noktada artık o altından dolayı nefes alamıyorsunuz. Bu olayla işte aynı. İnsanların bu çöp yemeklerine ya da tatlılara uyuşturucu gibi çok kolay bir şekilde bağlanabilmesi. Bu olay geri dönüşsüz değil arkadaşlar. Bunun toleransı düşürülebiliyor. Yani çok kişinin yaptığı gibi bir insan şişman olduğu için onu suçlamaya katılmıyorum. O insanın suçlanması gerek demiyorum. Ama bu da bir hastalık. Bu hastalık yani. Önüne geçilmesi gereken bir hastalık, bir madde bağımlılığı. Birçok arkadaştan şunu duymuşsunuzdur. Ne yaparsam yapayım abi? Veremiyorum kilo. Çok da aslında. Aynısını ben de diyordum. Çok da aslında. Ya aslında spor da yapıyorum, yürüyüş yapıyorum falan sahilde. Size şunun garantisini veriyorum. Şu söylediğimi uygularsanız kilo vereceksiniz. Vermeme gibi bir şansınız yok. Matematik çünkü bu. Eğer vermezseniz gidin X-Files'e falan başvurun. Bende çok gizemli bir güç var diye ya da televizyonlara falan başvurun. Matematik meydan okuyan adam diye. Çünkü bu matematik işidir. Bir, Midemi tutmalıyım, yememeliyim. Bilmem kimin saçma sapan diyetine girmeliyim. Hiçbirisi değil. Mideni tutarak, yememeye çalışarak, aç kalmaya çalışarak kilo veremezsin. Garanti veriyorum sana. Belki 1-2 kilo. Belki bir yere kadar. Sanırım kilo vermekle ilgili konuşmuştum. Orada uzun uzun anlatmıştım. O yüzden şimdi çok uzun girmeyeceğim. O podcast'i de dinlemenizi tavsiye ederim. Hazır Seyircimiz böyle bir şey sormuşken çok önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. O yüzden tekrardan girmek istiyorum kısaca da olsa. Şişmanlıkla mücadele bir savunma savaşı değil, bir saldırı savaşı olmalı. Evde oturup hiçbir şey yememeye çalışarak değil, markete gidip o yediğin saçma sapan yiyeceklerin yerini doldurabilecek yiyecekler alarak. Ben diyetisyen değilim. Söylediğim şeylerde mükemmel yiyecekler olmayabilir, önemli değil ama bunu sporla da destekleyeceğiz ve daha önce yediklerinizden çok daha iyi olacağı kesin. Ben nasıl değiştirdim diyetimi? Bal, reçel vesaire içinde şeker olan her şeyi tamamen kestim. Çayı zaten şekersiz içiyorum. Tatlandırıcılı. Biliyorum farkındayım bazıları onu sevmiyor. Ben kendim ne yaptım onu anlatıyorum. Sabahları kızarmış kepekli ya da tam buğday ya da beyaz olmayan herhangi bir ekmeğin üzerine sadece iki dilim ekmek. Zeytinyağı, tat versin ya zahter veya kurtulmuş domates. Peynir yağsız yiyordum. Karbohidratı, pilav gibi şeyleri normal yarısına kadar indirdim. Eti yağsız olan tavuk eti vesaire gibi ya da yağsız et olarak ama azaltmadım. Daha önce ne kadar yiyorsam o şekilde yedim. Bizde biliyorsunuz katık etme olayı vardır. Katık etmedim yani. Her yemekten önce mutlaka çorba içiyordum. Hazır çorba da olsa biliyorum bazıları bunu sevmiyor. Şu anda kilo almamamın sebeplerinden bir tanesi aslında bu. Çünkü çorba tokluk hissiyatınızı başlatıyor. Benim çok yemek yeme sebeplerimden bir tanesi buydu ve her yemek yedikten sonra uf çok yedim kendimi durduramıyorum lanet olsun dememin sebebi buydu. Çorba içmeye başladığım zaman bu olaydan kurtuldum. Yani yemeğe hiç dokunmadan bir tabak çorba içip o bittikten sonra yemeye başlamak. Akşamları acıkınca gece insanlar diyor ki hiçbir şey yemeyeceksin. Ama birçoğumuz için hiçbir şey yememek gibi bir şans yok. Çünkü gece proje yapıyorsun. Kimse bunu düşünmüyor. Ben ne yapıyordum? Etimek ya da şu an Migros'un çok güzel kepekli zeytinyağlı Grissini'si var. Bunlardan tat olsun diye belki kese yoğuruna banarak ya da domates salçasına banarak belki yanında yağsız peynirle bu şekilde tüketiyordum ki midemi tutsun diye. Daha önce yemiş olduğum her şeyden daha iyidir. O saatte yani. Ve spor salonuna yazılmak. Yürümek, koşmak değil. Spor salonuna yazılmak. Haftada 3. Gerçekten kilo vermek istiyor musunuz? Gerçekten istiyor musunuz? Çok aşırı aslında zor değil. Çünkü bence şu daha zor. Durup karnın acıksa bile yemeyip kendini kasıp bu açlığın gitmesini beklemek. Bence bu daha zor ve bunun sonucu da yok. Bu sonuçsuz bir şey. Bu kaybedilecek bir savaş. Bunu kaybedeceksin. Ya da bazı garip diyetler. Evet haklı olabilirler ama uygulanamıyor maalesef. Sabah hiç ekmek yemeyin. Öyle bir şey olmuyor abi. Olamıyor yani. İşte ekmek yerine yulaf yiyin. Ekmek yerine olmuyor abi ceviz yiyin diyor herif. Az da olsa iki dilim kepekli ekmek. Ölmezsin. Bisküvi, tatlı, şeker her şeyi bitiriyorsun. Tamamen kesiyorsun. Tatlı krizin gelince ne olacak? Eve muz alıyorsun. Eve Elma, portakal alıyorsun. Farkındayım onlarda da şeker var ama puding kadar yoktur herhalde. Değil mi? Baklava kadar yoktur. Tatlı krizin geldiği zaman muz yiyorsun. O da gene çok aşırıya kaçma. Bir tane falan yiyorsun günde. Senelerde bunu bildiğim halde kilo veremiyordum. Sonra kafaya koyunca 3,5 ayda 10 kilo verdim. Ve şu an hala aynı kilodayım. Unutmadan bu da önemli. Bazı spor salonları yürüyüş ya da koşu vermeyebilir. Vermeseler de siz yapın. Genelde 120 kilonun altıysanız eğer yürüyebilirsiniz koşu bandının üzerinde 100 kilonun altındaysanız da koşabilirsiniz daha üstündeyseniz vermemeleri normal bunu neden söylüyorum bazı yerlerde gerçekten ilgilenmeyebiliyorlar sen kilo vermeye gidiyorsun adam sana bodyci programı veriyor nereye gidersen git verdikleri programı yap ama kardiyoyu yani başta yürüyüş ya da koşma sonda da bisiklet bunları da yap vermeseler de sen hocaya söyle bunları eklemek istiyorum de ekleyin bunları da Yine eğer aşırı kiloluysan ben sadece badicilerin yaptığı hareketleri yapayım yani o programı. Bir noktadan sonra yağlarım kasa dönüşür de yanlış. Kardiyo yapmak zorundasın eğer kilo vermek istiyorsan. Kardiyo, mide hareketleri, mekik vesaire bunlar daha önemli hatta. Böyle sorun olmayan arkadaşlar sıkıldıysa kusura bakmayın bunun gerçekten önemli bir sorun olduğunu düşündüğüm için hazırda konu açılmışken söyleyeyim dedim. Unutmayın arkadaşlar şişme olmak sizin suçunuz olmayabilir ama bu bu yüzden yaşayacağınız sağlık problemlerinin olacağı gerçeğini değiştirmez.